Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhkem bir kale, korunaklı şu hayata karşı, ahiretin tarlası olan dünyada, imtihan yaşayan kadın ve erkeğin bir sığınağı demiştik. Kaleden evlerimiz. İkinci bölümde sizlerleyiz. Ne demiştik en son? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de sığınağı elbette dünyada eviydi. Sahabe-i kiram efendilerimizin haneleri arızasız, sorunsuz, imtihansız, tartışmasız, bazen küslüksüz değildi. Nasıl bir evdi onlarınki? Onları konuşuyorduk. Ve bugün neden o korunaklı olması gereken, bir kale gibi olması gereken evlerimiz bu kadar güçsüz, çatırdayan, boşlukların açıldığı, bu kadar zararlı, düşmanların içine girdiği bir yer oldu, bunu konuşuyorduk. Ve demiştik ki, Allah-u Teala'nın planında ne varsa o olmalıydı. Ne demekti bu? Bir şeyleri değiştirmeye çalışmamalıydık. Bir hanımefendi hanım olmalıydı. Hanım olarak ölmeliydi. Hanımca yaşamalıydı. Bir erkek de erkek gibi yaşamalı ve yine erkek gibi ölmeliydi. Buradan devam edelim. Neredeyiz? Nereye doğru gidiyoruz? Değerli dinleyenlerim, o kadar çok mesajınız geliyor ki Instagram'dan, kısa mesajla, radyonun telefonlarına, anlatamam. Birçok hanım kardeşim, delikanlı, mutsuz olduğundan dem vuruyor. Evliliğindeki mutsuzluklardan, iş yerindeki hata ve sıkıntılardan, mutsuzluklardan, İşe gidesim yok, evlenesim yok diyenler mi ararsınız? Evlenmeden önce hayatın tüm yükü 20 yaşında bir hanımefendi kardeşimizin üzerine mi yüklenmiş dersiniz? Ne derseniz deyin, hepimiz dertliyiz. Bugün o güçlü kalemiz olan evimizin içinde dertsiz bir hayat olur mu? Acaba dün sizlerle paylaştığımız sahabe-i kiram efendilerimizin, bunca Allah dostunun evi, o muhkem kalesi, korunak yuvası acaba dertsiz, tasasız mıydı? Onu yakından incelemeye devam edeceğiz. Kendimize dönmek zorundayız. Aslımıza rücu etmek zorundayız. Bizim aslımız dünyada mutlu olmak değildir. O evin içine dün girmiştik ya, bugün gelin o evin odalarında, kalenin içinde dolaşalım biraz. Lütfen şu çağrıya kulak veriniz. Her şeyin sahibi olan, din gününün de sahibi olan, eşi ve benzeri olmayan Allah'ımız Celle Celaluhu, dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde yemin ederek söylüyor bir şeyleri. Yemin ederek. Elbette ki biz insanlar için sözümüzün daha iyi anlaşılması için bazen vallahi dememiz bir bakıma makul karşılanabilir. Bunu bu aciz aklımızla anlayabiliriz. Peki Allah'ımız Celle Celaluhu neden bazı ayetlerde yemin ederek bir şeyleri buyuruyor? Biz bunu tam olarak anlayamayız bu aciz aklımızla. Ama şunu söyleriz. Demek ki Rabbimiz Celle Celaluhu bizim çok önemsememizi istiyor. Daha fazla düşünmek, daha fazla ibret almamızı istiyor diye o yemin buyurduğu
cümleleri, o ayetleri belki de 10 gün, 1 ay, 3 yıl hayatımız boyunca tekrar ede ede gündemde tutmalıyız. Biz böyle yapmazsak ne olur peki? Gündemimiz başka şeyler olur. Boş işler olur. Ve sonra da mutsuzluktan yakınıp dururuz. Değerli kardeşim, Beled suresinde, Kur'an-ı Kerim'de Beled suresinde Mevlamız Celle Celaluhu yemin ediyor yine. Birçok ayette olduğu gibi. Ama bugün konumuzla alakalı, evimiz, ocağımız, hanımımız, kocamızla alakalı olduğu için lütfen dikkat kesilin. Yemin ederek buyuruyor ki Mevlamız, biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde ve bunlara göğüs gerecek şekilde yarattık. Tekrar edelim. Biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde yarattık. Bunu çok iyi anlamamız lazım değerli dinleyenlerim, güzel kardeşlerim. Rabbimiz az önce bahsettiğim gibi daha çok dikkat etmemiz gereken bir yerde yine yemin ederek söylüyor. Biz dünyaya sıkıntı ve zorluk çekmek için geldik. Peki niçin? Bunların ecrini bu imtihan dünyasında ahirete taşıyabilmek için. Hiçbir paranın geçmediği, hiçbir rüşvetin, hiçbir akrabalık bağının geçmediği o yerde gıdasız, parasız kalmamak için ahiret yurdunda. Düşünün, Rabbimiz Celle Celaluhu yemin ederek buyuruyor. Sıkıntı için dünyaya geldik. Ama burada bir parantez var. Bunlara göğüs gerecek şekilde yarattık. Yani Rabbimiz bizim taşıyabileceğimizden fazla bir yük vermiyor. Bunu da bir başka ayetinde buyuruyor. Hiçbir dağa kaldırabileceğinden fazla kar yağdırmayan Allahu Teala bize de taşıyabileceğimizden fazlasını vermiyor. Haşa! Zulmü sevmeyen Allah Celle Celaluhu, sümme haşa, kendisi zalim olabilir mi? Kardeşlerim, işte zorluk ve sıkıntılarla dolu bir hayat yaşıyoruz. Bugün size bir soru soracağım. Lütfen içinizden cevap verin. Sanki İbrahim kardeşiniz, abiniz karşınızdaymış gibi. Şimdi soracağım suale, kalben ne olur cevap verin. Şu cümleleri hayatınız boyunca hiç tekrarlamadınız mı? Şu elime geçse de rahatlaram, rahatlasam. Şu benim olsa da bir rahata ersem. Şu istediğim olsa da bir huzur duysam, huzur bulsam dediğiniz bir zaman oldu mu olmadı mı? Olmuştur. Bu acizin olduğu kadar, belki sizin olmasa da o kadar olmuştur. Hep bir isteğimiz var. Gayemiz var. Koşturup durduğumuz etrafında bir şeyler var. Bir evim olsa diyoruz. Şu kiradan kurtulsam. Bir arabam olsa işe şu kadar karma karışık bir metrobüste gitmesem, bir evlensem, ocağım tütse, beni karşılayan bir hanım veya evde kendisini huzurla beklediğim bir kocam olsa veya bir çocuğum olsa, yıllardır olmuyor, değil mi? O olsa da huzura ersem, o olsa da rahatlasam, mutlu olsam diyoruz da, inanın, araban da olsa, o beklediğin araba senle olsa
başka bir bela ile gelecek. Bir evin olsa zannediyor musun kiralık bir daireden çıktın, kendi evindesin artık. Zannediyor musun imtihansız, dertsiz bir zaman yaşayacaksın. Bir evlensem diyorsun ki bugün konumuz o aile. Vallahi sorunsuz, imtihansız bir yaşam seninle olmayacağı gibi yuvanda da bunlar olacak. Demek ki kardeşlerim, bizim isteğimizin bitmediği gibi bitmeyen bir dünyada değiliz maalesef. Keşke diyoruz ya, boş kelimeler, keşke şöyle olsaydı. Diyelim ki keşke dünyada ölüm olmasaydı. İşte o zaman daha fazla çalışmak, her istediğimize belki de yetişebilmek için bir fırsat vardı derdik. Ama malumunuz yok. O kadar hızlı geçen bir ömür var ki, topu topu 70-80 yıl. Ona ulaşan bile az. Evin olsa, araban olsa, bir evlensen, bir şunu yapsan da sonra şunu yapsan. Ama hayatı boyunca istediklerine kavuşabilmiş bir insan maalesef yok. İstekler sınırsız, zaman sınırlı. Ve evin de olsa, evlenmek istediğin o arzunu gerçekleştirsen de, çocuğun da olsa, paran da olsa, iyi bir işin de olsa, diyelim hepsi var ama imtihansız değilsin. Çünkü sen kulsun. Hele hele bugün sizlerle paylaşmak istediğim o kaleden evlerimizin ikinci bölümünde gelin biraz şu evlenme durumuna bakalım. Bir evlensem de hayatım bundan böyle mutlu devam etse, çocukluğumdan beri annemden babamdan çekmediğim kalmadı. Benim de hayallerim var. Mutlu olmak istiyorum. Pembe panjurlu bir ev. İçinde soğan da yesem. Bir yoğurt olsa kasede yeter bana diye hayal ettiğin o eve biraz geçelim. Korunaklı evlerimize. Maalesef dışarıdan görüldüğü gibi veya umduğumuz gibi olmuyor. Çünkü çocukluğumuzdan beri izlediğimiz diziler, oynadığımız oyunlar, duyduğumuz ve insanların hayallerinden müteşekkil olan o evlilik hayalleriyle gerçekler örtüşmüyor. En büyük yalanlardan bir tanesini anne ve babalar çocuklarına söylüyorlar. Az kaldı kızım, evlendiğin zaman, şimdi sık sen dişini, hayatın huzura erecek. Oğlum, sen şimdi çalış, nasıl olsa evlendiğin zaman, o kadar huzurlu, problemsiz bir yaşamın olacak ki evlendiğinde, hadi bakalım oğlum diyoruz. Peki, böyle mi oluyor? En büyük yanlışı, anne babalar olarak bizler yapıyoruz. Nerede sorunsuz bir hayat? Nerede dertsiz bir yaşam? Nerede Allahu Teala'nın en sevdiği kulu ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında sorunsuz, dertsiz, tasasız bir hayat? Söyler misiniz? Alemlerin Rabbi olan Celle Celaluhu'nun nazarında en sevgili olan bir peygamber aleyhissalatu vesselam, hayatı, evliliği, davası, çocukluğu, ölümü yani vefatı bile çilelerle, imtihanlarla dolmuşken, haşa Allahu Teala seni bundan muaf mı tutacak sanırsın? Sen ve ben kendimizi ne zannediyoruz? Evlenirken anne ve babanın kızını kenara çekmesi lazım. Kızım, efendim baba, efendim anne. Yavrum, Allahu Teala'nın izniyle sen
evliliğe adım atıyorsun değil mi? Evet anne, evet baba. Şimdi bizi iyi dinle. Güzel kızım, güzel oğlum. Bak evlilik zor bir müessese diye söze başlamamız lazımdı. Bakalım altını kim takacak? Oturma odanızı nereden alacağız? Bilezikleri kaç tane takacak karşı taraf? Oturacağınız evin muhiti nasıl olacak? Tan önce bunlar konuşulmalıydı. Evi ev eden unsur olan hanımlık ve adamlık, kocalık ve kadınlık konuşulmalıydı. Birbirine fıtrat olarak pek de benzemeyen, iki gözü, iki kulağı olduğu halde, hayata bakışları benzediği halde, duyguları birbirinden farklı olan erkek ve kadının hayatları boyunca en zor yapacağı iş evlilik denseydi. Aman kızım, oğlum, sorunsuz bir yuvan olmayacak şimdiden sana haber veriyorum. Sen benim kızımdın, oğlumdun, benim kanatlarımın altında yaşıyordun. Bir sorumluluğun yoktu ama şimdi bir sorumluluğun olacak. Sen eğer bir kadınsan, kadın gibi olmayan, kadınların hal ve hareketlerine benzemeyen bir yaratılışta olan bir adamla aynı evde olacaksın. Ve ben senin yanında olmayacağım. Şimdiden kendini olası problemlere, imtihanlara alıştır evladım. Erkek çocuğuna da, kızına da aynısını söylemeliydin yıllarca. Nasıl abdest nasıl alınır anlattığın gibi, namazda ayakların nasıl açılacak, tesbih nasıl çekilecek, Kur'an-ı Kerim nasıl bel üstünde tutulacak, ezberletmeye çalıştığın gibi, anne ve baba olarak senin görevin aslında zor bir yola girdiklerini haber vermendi. Ama biz böyle yapmadık. Bir evlensem hayaliyle yola çıktık. Kıssadan hisselerdeki gibi bir hayattı gencin aklındaki. Tartışmanın olmadığı, her gün güllük gülistanlık devam eden, hastalığın, fakirliğin, küçük tefek tartışmaların olmadığı, fikir ayrışmalarının olmadığı bir hayat. Masallardaki gibi. Ama sen kızına ve oğluna siyer okumadın ki, sen mutsuzluğu hayatın bazen tek gayen olması gerektiğini anlatmadın ki evladına. Elinden geleni ardına koymadın. Bir kızın vardı. En pahalı elbiselerle onu mutlu etmeye çalıştın. Oğlun vardı. Son model cep telefonları, hangisi yeni çıkıyorsa, aman oğlum üzülme, al evladım dedin. Sonra evlendi senin kızın ve oğlun. Maddi durumu belki senin gibi değildi adamın. 500 liralık başörtüsünü alamadığında, kızın bunu hayatının en sorunlu, en sıkıntılı anı zannetti. Bütün dünya bir olmuştu, o istediği başörtüsü alınmadığı için senin kızının etrafındaydı. Ya da oğlun. Hanımı hastaydı, hep annesi yemeğini yapardı, hep etrafını toplardı. Hanımı rahatsızdı. Bu tür şeylerden bahsetmediği için anne baba o gün evde yemeği yapamadı. Yumurta kırmıştı. O adam için hayatının en büyük sorusu, en büyük belki de sıkıntısı buydu. Neden ben böyle bir kadınla evlendim? Çünkü böyle anlatılmadı evlilik. Vur patlasın, çal oynasındı. Bakın, anne ve babalar olarak en büyük yanlışlardan bir tanesi, işte o evlilik arefesinde yavrularımıza evliliğin ne olduğunu, ne olmadığını anlatmamamızdı. Düğünü nerede yapacağız?
düğünde ne giyeceksin bakalım? Düğünde hangi hoca efendiyi çağıracağız? Efendim düğün arabasını nerede süsleyeceğiz? O en çok sevdiğim koltuk takımını acaba nereden taksitle alacağızdan öte bunları konuşmak lazımdı. Yani Allah rızası için evlendiğini hissetmeliydi. Sorunsuz, dertsiz, tasasız bir hayatın yok diyebilmeliydi. Değerli kardeşlerim, bebeklikten çocukluğa, sonra ergenlikten gençliğe, sonra olgunluğa, hala yaşıyorsak dünyada ihtiyarlığa, hiç farkında mısınız bilmiyorum, bu dünyada işimiz bitmiyor. Bazı şeyleri ileriye atıyoruz. Nasıl ki evimizin önünde küçük bir poşette çöp var. Onu 20 metre ilerideki çöpe atmıyoruz. Yarın atarım. Aradan birkaç gün geçiyor. Her gün bir çöp, bir çöp daha, onlarca çöp var. Bir de bakıyoruz ki tek başımıza bir anda götüreceğimiz bir çöp yığını değil. Bir şeyleri erteliye erteliye, nasıl ki etraf leş gibi kokuyorsa o çöp örneğinde olduğu gibi, her şeyi ileriye atıyoruz. Bugün düşünmeyeyim, nasıl olsa yarın düşünürüm, fırsatım olur. Hep ileriye doğru atıyoruz. Biraz daha ileriye atıyoruz ama bizim önümüze geleceğini unutuyoruz. Şöyle düşünün. Bundan 100 metre ileriye bir şey fırlattık ama aynı anda yürümeye devam ediyoruz. 100 metre sonra yine önüne gelecek o. Demek istediğim şu, hayallerimiz, amaçlarımız veya gayelerimiz, ne derseniz deyin. Ve Allahu Teala'nın bizden soracağı kulluk görevlerimiz. Biz dünyevi isteklerimiz için çok aceleciyiz. Ama namaz için, ama içkiyi bırakmak için, ama güzel şekilde örtünmek için aceleci değiliz. Allahu Teala'nın rızasını kazanmak için aceleci değiliz. Sonra bir evleneyim, zaten o kadar huzur ve mutlu olacağım, cennetlik bir yuvam olacak ki, Peygamberimizin bile sallallahu aleyhi ve sellem yaşamadığı huzuru, mutluluğu, dertsiz tasasız yaşayacağım ki o zaman zaten örtünürüm. O zaman evlendikten sonra işte namaza da başlarım. Hayatıma çeki düzen veririm. Biz ne yaptık? İleriye attık. Bugün yapmamız gereken şeyleri. Ve küçüklüğümüzden beri dertsiz bir hayat beklentimiz vardı. Bizim için evlilik bir kurtuluştu. Ama bir baktık ki durum öyle değil. Peki İbrahim abi, biz evlenmeyelim mi? Öyle bir konuştun ki içimizi kararttın İbrahim abi. Şunu anlatmaya çalışıyorum acizane. Allah'ın yardımı olmadan, onun rızasını düşünmeden yaptığınız her iş yarım kalacak dünyada. Evlenseniz de, iş yerinde çalışsanız da, işçi de olsanız, patron da olsanız da, yaptığınız her işte yarım ve başarısız olacaksınız. Evlenmeden önce o güçlü kalelerimiz olması gereken yuvalarımızı imar ederken, evlilik binasının ilk tuğlasını atarken, Allah rızasını düşünerek atacağım. Allah'ın yardımı olmazsa sen kendi kuyunu kazarsın. Dert üstüne dert alırsın. Ve hayatın bu dertlere öfleyip pöflemekle geçer. Etrafınızda dertsiz bir insan
görebiliyor musunuz? Biz neyi görmek istiyorsak onu görüyoruz. Mesela çok büyük dertlerimizin, imtihanlarımızın olduğunu düşünüyoruz ya, o zaman kendimize odaklanıyoruz. Vay be, bu hanımla bir hayat yaşayacağıma, şu iş yerinde şu işi yapacağıma veya şu hastalık şu yıllardır bende bir türlü atlatamayacağıma, şöyle olsaydı, böyle olsaydı diyoruz. Ve o zaman zannediyoruz ki hayatın tüm imtihanları toparlansa, bütün yaşamın yükü üzerimizde. Değil ama. Biz etrafta onu görmüyoruz. Hangi konuda sıkıntınız var? Cebinde parası olan, bankada mevduatı olan bir zengin. Senin bir borcun var. Sen zenginliğe odaklandığın için zannediyorsun ki her zengin olan kişi bir problem yaşamadan günlük gülistanlık hayatına devam ediyor. Islık öttürüyor, elleri cebinde böyle. Hastalık yok, kavga yok, sıkıntı yok. Çünkü sen paraya odaklanmışsın. Veya mutsuz bir evlilik yaşıyorsun. Her gün kavga gürültü. Ailesi oldukça örnek olmuş. Senin için güzel görünen bir yuva var. Sen zannediyorsun ki onlar da her gün cennetlik bir yuvada yaşıyorlar. Cennetin içinde bir ev kurmuşlar. Çünkü sen mutluluğa odaklandın. Onların da belki senin gibi parası yoktu. Maddi sıkıntıları var. Çocuğunu sen koleje gönderiyorsun veya parayla şuraya gönderiyorsun okutmaya. Onların da 5 kuruş paraları yok. Onu unutuyorsun. Demem o ki, şunu unutmayalım değerli dinleyenlerim. Bela, korku, endişe, zahmet, yorgunluk, bıkkınlık, bunlar hayatımızın belli dönemlerine serpiştirilmiştir. Çünkü biz kuluz. Musibet zannettiğimiz kadar kötü değildir. Çünkü her şeyin olduğu gibi senin başına gelenlerin bir karşılığı var. Herkesin ayrı bir sınavı var, lakin sen göremiyorsun. Çünkü senin odaklandığın hangi sınavı yaşıyorsan, senin gibi o sınavı yaşamayan insanlar. Lakin sınav tek dersten değil, sadece kadınlık kocalıktan değil, sadece iş yerinden değil. Biliyor musunuz? Dert sadece parasızlık değildir. Dert sadece hanımının, kocasının, dünyanın en iyi adamı veya hanımı olması değildir. Ya da onlardan gelecek şeyler, dünyanın en kötü kadını erkeği olması değildir. Dert sadece bir hastalığa düçar olmak değildir. Bazen dert nedir biliyor musunuz? Tanınmaktır. Bazen şöhrettir işte, para kazanmaktır. Bazen ünvan, makam, mevki sahibi olmaktır. Vallahi bazen derdin en büyüğü nedir biliyor musunuz? Zengin olmaktır, zengin. Neden? Zamanında açlıktan babasının, anasının sofrasında yufkayı şöyle yağ banıp da yiyen o adam zamanın birinde zengin olmuştur. Özel kendisine tahsis edilen araçlarla sağdan sola gider. Kırmızı halılarla karşılanır. Birçok koruması, şoförü vardır. Eğer o kişi havalara girdiyse, vay be ben ne oldum türünden bir takım hareketlere giriştiyse, vallahi o derttir. Yani para da derttir, parasızlık da derttir. Hastalık da derttir ama ben nasıl olsa iyileştim. Artık istediğim gibi haramlara dönebilirim diyen bir insan içinde aslında
O sağlık da bir derttir. Sen hastayken ölümü düşünüyordun. Acaba laboratuvara gideceğim yarın. Ne cevap verecekler? Sonuçlarım nasıl çıkacak diye korkuyordun. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu zikrediyordun. Cebinde 20 lira vardı. 10 lirasını gittin. Ya Rabbi ne olur? Sonuçlarım hayırlı çıksın diye sadaka verdin. Ama şimdi sonuçların iyi çıktı. Bu sefer sadakayı unuttun. Allah'ı unuttun Celle Celaluhu. O sağlık vallahi senin için bir derttir işte. Yani dert nedir biliyor musunuz? Bela deyince biz kazayı zannediyoruz. Trafik kazası yaptık. Bela dediğimiz zaman bize iftira atılması zannettik. Sorun, sıkıntı dediğimiz zaman hanımımızın suratsızlığı, kocamızın bizim istediğimiz bir şeyi almayışı zannettik. Ama Allah'tan bizi ne uzaklaştırıyorsa bizim için esas bela oydu. Tekrar ediyorum. Rabbimiz Celle Celaluhu'ndan bizi uzaklaştıran ne varsa esas belamız oydu. İster zengin oldun, Allah'ını unuttun haşa. Havalara girdin. Çok güzel bir yerde oturuyorsun veya çok yakışıklısın veya çok güzelsin. Bunlar dert gibi görünüyor mu? Hayır. Ama işte sana Rabbini unutturuyorsa, havalara giriyorsan, ben neymişim be diye kasılıyorsan, sen bundan başka bir bela arama. Etrafında milyonlarca insan, acaba ne diyecek bakalım diye senin ağzının içine bakıyorsa ve sen bundan hoşnut oluyorsan, sen bundan başka bir bela arar mısın? Bundan yıllar önce değerli dinleyenlerim, ismini vermeyeyim, çok sevdiğim bir zat, muhabbet ediyoruz, hasbihal ediyoruz. Dedi ki muhabbetin bir arasında, İbrahim dedi, şöhret afettir. Doğrudur hocam dedim. Bir daha söyledi, şöhret afettir. Doğrudur efendim dedim. Bir daha söyledi. Üçüncü kez. Şöhret afettir. Tabii kafayı sallıyorum ben. Emme basma tulumba gibi. diyorum. Sonra anladım ki ne güzel bir söz. Aynen bugün sizle paylaşmaya çalıştığım gibi. Şöhret birçoğumuzun istediği tanınmak. İnsanların sizi gördüğü zaman, aa bu hoca, bu abi, bu adam, şu iş adamı değil mi demesi ne kadar hoş. Bir telefonla istediğin kişi hakkında bilgi alman, bir adamı istediğin yere yerleştirmen, bir telefonla, bir selamınla, bir mektubunla, bir imzanla bir şeylere yaptığını zannetmen ne güzel nefs için. Ama dedi ki hocam, şöhret afet. Çünkü nefis bir gıdıkladı mı, vay be, demeye başladı mı bitti. Al sana bela. İşte evliliklerde de böyle. Dertsiz bir evlilik arayan duvarla evlenmeli. Yani hiç evlenmemeli. Hatasız dost arayan hiç dost aramamalı. Yanlışı olmayan bir kadınla, yanlışı hatası, suçu olmayan bir adamla evleneceğini düşünen bir hanım evlenmemeli. Kimsenin başını yakmamalı. Hiçbir şekilde hatasız, dertsiz olmayacak hayat. Kardeşim, şimdi düğünlerden bahsediliyor. Daha evin içinde dolaşıyoruz. Eve daha girmeden önce düğün. Düğün için paralar ayrılıyor. Şimdi İslami sözüm ona düğünler de var değil mi? Mevleviler geliyor, semazenler daha doğrusu dönüyorlar. Bir tane hoca efendi konuşuyor, tamam İslami düğünü yaptık. Hatta tanınmış bir hoca katıldığı zaman vay be, çok
mübarek bir düğün oldu. Yani o iki kişi cennete alaya gider. Çünkü düğün çok güzel canım. Hanımlar da ayrı, erkekler de ayrıydı. Her şey İslam'a uygun yapıldı. E Kur'an okundu, değil mi? Güzel dilekler. Düğün salonuna 5000 lira, fotoğrafçıya 2000 lira, bilmem nereye şu kadar lira, binlerce lira masraf ettik. Ne için biliyor musun? Dert yaşayacağımız, zor olan o evlilik müessesesi için. Bir anlamda parayla derd aldık. Bunu sizi korkutmak için söylemiyorum. Siz anlatmak istediğimi anlıyorsunuz. Sadece kandırmayın kendinizi, kandırmayın kızınızı, oğlunuzu. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hiçbir aile, şu an yeryüzünde bulunan, nefes alan hiçbir hanım, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ayşe annemize verdiği mutluluğu kocasından alamayacaktır. Ve hiçbir hanımefendi, bacımız, annemiz, ablamız, hanım kardeşimiz, Hazreti Ayşe radiyallahu anha annemizin Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verdiği mutluluğu, Hatice radiyallahu anha annemizin verdiği desteği, bütün hanımları toplasanız veremeyecektir o değeri. Lakin onlarda da bir imtihan, bazen tatsızlık ve bir şeyler oldu. Yani genç kardeşim, unutma, sen kim oluyorsun diye kendi kendine sor. Benim haddime değil, ben kendime derim, ey İbrahim zavallı. Sen kimsin kardeşim İbrahim? Sen kaç paralık adamsın ki mutsuzluğuna üzülüyorsun? Çapın ne kadar Allahu Teala'nın indinde? İki cihan sultanı Efendimiz aleyhissalatu vesselam bunca ibretlik hadise yaşarken, Taif'te taşlanırken, hanımları onu zaman zaman boğar ve sıkıştırırken, kendi akrabalarından onca zulüm görürken, sen ne yaşadın da ne istiyorsun demem lazım diyorum. Buyurun siz de söyleyin. O yüzden kardeşim, evlenecek kardeşlerim, evlenmiş olan ablalarım, abilerim, sakın, sakın çok büyük hayaller kurmayın. Geçinmektir evliliğin en mutluluğu. Huzuru aramaktır. Ahiret yolcusu olduğunu bilip de, adamın verdiği rahatsızlıklara, hanımından gelen sıkıntılara, eyvallah diyebilmektir. Yoksa gerisi yoktur. Dertsiz yer arayan dünyada olmamalıydı. Bir kez daha geriye gitmeye imkan var mı? Ben istemiyorum oynamak deyip oyundan çekilebiliyorsun. Veya şu an İbrahim abi, Halil İbrahim sofrası programından nefret ediyorum, beğenmiyorum. Eyvallah kardeşim, radyonun veya YouTube'dan dinliyorsan, internetin açma kapama düğmesinden kapatırsın, kurtulursun. Oyun oynamayacağım dersin, oyuna katılmazsın. Ama bir daha geriye gitme imkanı yok. Geldik bir defa dünyaya. O yüzden değeri ne kadar olursa istediğiniz şeylerin, o kadar onunla imtihan edilirsiniz. Hanımınızı aşırı derecede severseniz hanımınızdan imtihan olursunuz. Sizin bir emanet olarak Allah tarafından Celle Celaluhu sahiplendiğiniz yavrunuz, oğlunuz, kızınız var ya, siz onun sahibi değilsiniz. Her şeyin sahibi olan Allahu Teala'nın verdiği bir emanet. Gözümüzün nuru evlatlarımız. Sen ona çok fazla önem verirsen, aşırıya kaçarsan sevgide, ilgide, bu sefer onunla imtihan olursun. Değeri ne kadar çoksa kalbinde bir şeyin, onunla imtihan olursun. Bir örnek vereyim. Allah korusun, içki ne kadar sakıncalı, zaten haram.
Lakin vücudunda bir arıza var veya parası yok bir kişinin, alkollü içecekler biliyorsunuz zaten pahalı. Ben para olmadığı için veya hastayım, sağlığım buna el vermediği için alkol yani içki içemiyorum diyen bir kişiyle, parası varken, sağlığı yerindeyken, tam böyle efendim her türlü imkanı varken içmeyen kişi daha evladır. Onu anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar, değerli dinleyenlerim, geldik dünyaya, geri dönüşümüz yok. Gelin biz kurduğumuz yuvalarda olduğu kadarıyla iktifa etmeye çalışalım. Birazdan sizinle beraber Firavun'un bir berberi veya tarakçısı mı dersiniz, bir kadının çektiği dertten bahsetmeye çalışacağım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Firavun'un kızının saçını tararken tarağın elinden düştüğü bir hanımefendi var. İsmini belki hatırladınız. Dert derken biraz bunlardan da konuşalım, olur mu? İnşallah. En korunaklı kalemiz ya da öyle olması gereken evimiz ikinci bölümün bugünkü programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ama daha önce anlatmak istediğim bir şeyler daha var. Program sonunda sizlerden gelenlerden birkaç tanesini de aktarıyorum. Ama daha önce minik bir kardeşimizin bir ses kaydı geldi. Dün de gelmişti o. Bu ses kaydı babalar için, anneler için ve evlenmeden önce şu an radyosu başında olan kardeşlerimiz için oldukça dikkat çekici bazı cümleler içeriyor. Bakın bu kardeşimiz ne demiş bize? Babamla ben seninle tanışmak istiyoruz bir de İbrahim amca. Seninle nasıl tanışabiliriz? Daha önce şunu göndermiş. De çalışmıyor, iş istiyorum. Böyle parça parça göndermiş. İlk bu kardeşimiz, yavrumuz dün göndermiş bize mesaj. Hangi ses kaydıydı o, bakın. Amca, selamın aleyküm selam. Ben Ayşe Beren. Babam hiç namaz kılmıyor. Ona dua etmeni istiyorum. Dua istiyorum çok çok. Evet, çok çok dua istiyor bir yavrumuz. Sonra şunu göndermiş. Selamun aleyküm selam. Aleyküm. İbrahim amca, ben Ayşe Beren. Babam hiç namaz kılmıyor. Namaz kılmasını istiyoruz. Babam sizi dinlemiyor. Ben sizi dinliyorum. Babam bilmiyor da sizi. İbrahim amca, babam bir de hiç işe gitmiyor, işi yok. Uzun süre hiç gitmedi babam işe. Onun gitmesini istiyoruz. Babam bir de evdeki işlerini yapması lazım. Bu minik bir yavrumuz, İnşallah hayırla hem babacığının da işi olur. Babası ne iş yapıyor, ne yapıyor veya nedir, babası bir şekilde irtibata geçsin, söyleyelim. Belki dinleyicilerimizin arasında bu konuda vesile olmak isteyen olur, ayrı mesele. Ama bakın, evlenmeden önce bir durum değerlendirmesi yapmak gerekiyor gençler. Evleneceğiniz insanla hayatınızı birleştiriyorsunuz ya, o korunaklı evden bahsediyorum. En azından asgari olarak bazı konularda ortak bir hayat bakışınız olması gerekiyor. Bu çok önemli. Elbette
insanın ırkı ayrı olabilir, zevkleri elbette ayrıdır. Ama olmazsa olmazlar çok önemlidir. Ve anne babalar için bu çok çok mühim bir şey. Ben kızımı şunla evlendirdim dediğim olacak. Kimle evlendirdin ey baba? Hangi ateşe atıyorsun çocuğunu? Ne kadar araştırdın ve bildin? Bunlar çok önemli. Bakın bu yavrumuz elbette annesiyle konuşuyor. Bu ses kaydını kendisinin göndermesinin imkanı yok. Lakin bu çocuk bunlara dikkat ediyor. Anne ve babalar zannetmesin ki çocuklar enayi. Ne görürlerse bu küçücük yaşlarında neye şahit olurlarsa annesi kocasına nasıl davranıyor? Babası hanımına nasıl davranıyor? Bunları izliyor. Babası sigara içiyor mu? Yalan söylüyor mu? Anne babası söz verip de yerine getiriyorlar mı? Yoksa çocuğu susturmak için mi he he deyip geçiyorlar mesela? Bunların hepsini kaydediyorlar. İşte bak, bu minik misafirimiz de dili döndüğünce bunları söyledi. Şimdi yavaş yavaş bitirelim bu mevzuyu. Toparlamaya çalışalım. Biz doğduğundan beri çocuklarımıza nasıl davranıyoruz o kalenin içinde? Ağza alınmayacak beddualar ediliyor bazen anneler tarafından. Beddua hakkı var mı bu insanın? Evet belki. Ama öyle laçka bir hale geldi ki. Sırf üniversiteye girsin, bir mesleği olsun diye hayatını ona adayan ve kızının, oğlunun başarısını üniversite diplomasıyla bir gören bir anne baba olmamalıydık biz. Ve öyle dualar ettik ki beddualar. Çatla dedik, geber dedik, Allah korusun. Belki de melekler her şeyi kaydediyorlar ya, o anda diyelim ki, bakın diyelim ki diyorum, duymadılar. Ne dediğinizi belki de diyelim ki anlayamadılar. Bakın, senin yüzünden ben hasta olacağım dedik çocuğa. Sen beni kanser edeceksin dedik. Yapma düşersin dedik. Karşıdan karşıya geçerken dikkat etmezsen ezileceksin dedik. Yarın sen evlen de gör bakalım, başına şunlar gelsin de dedik. Ya o zaman melekler bize amin deyip de yazdılarsa ne olacak? Bunu hiç düşündünüz mü? Arızasız ev olmayacağı gibi belki siz de anne ve babanızın bir bedduasıyla bu sorunu yaşıyorsunuz. Kardeşlerim, her şeyi boş verin. Öyleydi böyleydi. Korkmayın. Neden korkacağız? Arızasız araba olmaz, bilgisayar olmaz, hasta olmayan insan olmaz, hastalanmayan vücut olmaz, arızasız da ev olmaz. Ama her an bir arıza olmaz. Nasıl ki evimizde musluk bozuldu, her gün bu arıza olmuyor. Ama bir gün musluk bozuldu diye de feryadu figan etmenin bir gereği olmadığı gibi, hanımın bir hatası, adamın, kocanın bir hatası olduğu zaman da bunu tamir etmek lazım. Arkadaşlar, insanoğlu genelde bir defa evleniyor. Dolayısıyla hepimizin evliliğinde tecrübesizlik var. Nasıl bir insan usta olur? Kıra döke. Bir cam ustası, bir marangoz. Söyler misiniz? Hata yapmadan, o avizeyi, vazoyu, camı kırmadan, o mobilyanın belki de santimle ölçülmüş hatasız olması gereken parçasını bir santim fazla veya eksik yapıp da mahveden bir usta oldu mu? Hatalarla insanlar bir tecrübe kazanıyorlar. Düşünün, tecrübesiz bir insan bir anda acaba doktor olabilir mi? Doktor hatasız bir iş yapabilir mi? Milyarlarca insan geldi geçti. Milyarlarca deneyim var yeryüzünde. Ama hatasız, sorunsuz,
İmtihansız, dertsiz bir yaşam yok. Arayan da bunu bulamayacak, bunu bilmemiz gerekiyor. İmtihan dünyasındayız. Programımızın tam burasında, o korunaklı evin mimarlarından olan bir hanımefendi. Onun bir kıssası var, yaşanmış, bir masal değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz anlatıyor. Buyuruyor ki, Miraç'a çıktığım gece bir yerde çok güzel bir koku aldım. Şaşırdım. O kadar güzel kokuyordu ki. Bu kokunun ne olduğunu sordum, buyuruyor Cebrail aleyhisselama. Cebrail aleyhisselam dedi ki, bu koku, o kokladığın koku, Firavun'un kızının bir saçını tarayan görevli kadın vardı, o ve çocuklarının kokusudur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu olayın aslını soruyor, Cebrail aleyhisselam da bakın nasıl anlatıyor. Bu kadın bir gün Firavun'un kızının saçını tararken tarak elinden düştü. O düşen tarağı yerden alırken gayri ihtiyari Bismillah dedi ağız alışkanlığıyla. Firavun kızı dedi ki, yani Bismillah derken sen benim babamı mı kastediyorsun? Hayır dedi. Benim kastettiğim senin de, babanın da, benim de Rabbim olan, tek olan Allah'tır Celle Celaluhu. Firavun'un kızı, sen dedi ne diyorsun? Demek öyle. Ben bunu babama söyleyeceğim. Kadın da korkmadı. Tamam dedi, söyleyebilirsin. Kızı diyor gitti bunu Firavun'a haber verdi. Firavun zamanının en zalimi, tüm zalimleri toplasanız yeryüzünde onun tırnağı etmez belki. Kadını çağırdı Firavun. Gel buraya. Ne var dedi kadın. Sen dedi benden başka bir ilahtan bahsetmişsin öyle mi? Dikkat edin. Cevaba bakın. Evet dedi. Benim de, senin de tek olan Rabbimiz var. Allah'tır Celle Celaluhu. Şöyle demedi. Siz yanlış anlamışsınız. Yok canım. Ben öyle demek istemedim. Aslında şöyle demek isterim demedi annemiz. Ya. Bunun üzerine Firavun demek öyle dedi ha. Demek öyle. O zaman Firavun'un bir işkence aleti varmış. Affedersin, inek şeklinde bakırdan yapılmış kocaman bir heykel varmış. Onun eritilmesini emretmiş. O bakırdan olan heykel ateşle eritilmiş, eritilmiş. Demiş ki, sen eğer o Rabbim dediğin tek olan Allah'a Celle Celaluhu imandan vazgeçmezsen, şu erittiğim bakır var ya fokur fokur kaynayan, seni oraya atarım. Kadın, hayır demiş, Rabbimden Celle Celaluhu ben ayrılmam. Lakin demiş, senden bir ihtiyacım var, bir isteğim var. Firavun, ne demiş senin isteğin söyle. O kocaman kalenin baş yıldızı, o ana, ne demiş? Analık. Tamam demiş. Sen atacaksın beni. Bunu kafaya koymuşsun. Senden bir şey istiyorum. Ben ne bu yoldan dönerim? Ve sen de biliyorum yolundan dönmezsin. Beni yakacaksın, eriteceksin. Ne olur? Benimle çocuklarımın kemiklerini aynı örtüye sar. Ben şimdi eriyeceğim ya, çocuklarımı da eriteceksin ya. Senden tek isteğim,
beni yavrumla beraber, yavrularımla beraber, etlerim eridikten sonra kemik kalacak ya, bir örtüye sar, bizden ne kalıyorsa kemiklerimizden, beraber bizi defnet. Firavun da tamam diyor. Bunu yapacağım, söz veriyor. Firavun'un emriyle görevliler geliyorlar. Çocukları bir bir atıyorlar kadının gözleri önünde o ateşte eritilmiş bakır çukuruna. Fokur fokur. Nasıl bir manzara hayal edebilirsiniz? Görenler birden eridiğini, etlerin paramparça olduğunu anlatıyorlar. Kadıncağız gözyaşlarında. Nihayet son çocuğuna geliyor sıra. O da emzirme çağında bir bebek daha. Kucağında annesi bir diğer evlatlarına bakıyor gözyaşlarıyla. Bir kucağındaki bebeğe bakıyor, sıra onda. Ne yapacağım, ne edeceğim? İşte Allah-u Teala'nın izniyle 4 tane bebek konuştu değerli kardeşlerim. Yeryüzünde bebekken konuşan, daha doğrusu işte onlardan bir tanesi bu bebekti. Allah-u Teala o çocuğa neyi ilham etti? Bebek baktı ki annesi atlayıp atlamamakta. Bebek nereden bilsin annesini, işte Allah-u Teala konuşturacak. Ne dedi o yavru? Anne dedi, korkma, atla. Çünkü dedi, dünyanın işkencesi ahiretin işkencesinden daha hafiftir. Sabret dedi annesine. O kadın da atladı. Alacağımız o kadar büyük dersler var ki, adamlık dediğimiz şey cinsiyet ayrımı gözetmiyor. Adamlık, nice kadınlar var, 1000 adama bedel. İşte onlardan bir tanesi kıvırmadı. Bakın, dert, imtihan, acı, gözyaşı, korku, sıkıntı, eziyet, endişe, zahmet, yorgunluk, tembellik, hastalık diyoruz ya, bu kadınla yan yana ne olur bir düşünün kendinizi, kendimizi. Bunun çektiği imtihansa en sevdiği, ki anneler benim dediğimi daha iyi bilirler, gözünün nuru eriyip giderken kendi canını bırak, ne hissedersin? Ne uğruna neyi feda edersin? Onlarınki dertse bizimkisi nedir? Bana suratını astı kocam. Beni şöyle anladı. Hanımım yemeğin tuzunu az koydu. Çocuğum bunu yaptı. İmtihan dünyası kardeşim. Bunun adı imtihan dünyası. Esmaül Hüsna. Esselam Celle Celaluhu. Esselam, her türlü tehlikelerden selamete çıkaran demektir. Allah-u Teala'nın, ki en güzel isimler O'nundur, bir ismi şerifiydi. En sıkıntı duyduğunuz anlarda, artık benim bundan bir çıkış yolum yok mu? Yok mu bana bir yardım eden diyoruz ya insanlara. Sizi en güzel gören ve herkesten, her şeyden size en yakın olan Allah'ın Celle Celaluhu ismi şerifidir bu. Esselam Celle Celaluhu. Ya Rabbi, her türlü tehlikeler, ki ben bunların hangisinin tehlike barındırdığını bilmiyorum, sen beni yine selamete çıkar, doğru yola çıkar. Amin. Allah'ım, öyle yollar bizi bekliyor ki,
Sen o yolların da sahibisin. Ne olur senin yolundan, doğru bildiğin yol neyse bizi ayırma. Ve nefsimize ağır gelebilir. Bundan da sana sığınıyoruz. Senin hayır olarak bize verdiğin şeyi biz şer görebiliriz. Ne olur bizim için hayır ne murad ettiysen, nefsimize de ona başımızı eğmeyi, gönül rahatlığıyla uymayı nasip eyle. Amin. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir duası ile programımızı nihayete erdirelim. Ey Allah'ım! Ey göklerin ve yerlerin Rabbi olan Allah'ım! Ey bizim ve her şeyin Rabbi olan Allah'ım! Ey taneyi yaran, yağmur damlasını indiren Allah'ım! Şer verebilecek olan her şeyin şerrinden sana sığınırım. Ki onların her birini sen yok etmeye kadirsin. Evvel olan sensin. Senden evvel olan yoktur. Ahir olan sensin. Senden sonraya kalacak da yoktur. Zahir olan sensin. Senin kudretinin üzerinde güce sahip olan yoktur. Batın olan sensin, senden ötede olan yoktur. Ya Rabbi, bizleri fakirlikten kurtar. Borçlarımızı ödemeyi nasip eyle. Hayırlı yuvalar kurup, senin rızan üzere çocukları yetiştirmeyi ve bir gün emanetin olan canımızı verirken, hep beraber buyurun, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek bütün kul haklarından kurtulmuş, helalleşmiş olarak bu dünyadan göçmeyi nasip eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Sallallahu aleyhi ve sellem.